Temkin vakti ne demektir? Sordular mı bunu dedim? Çok sordular dedi. Ya bu temkin vakti, ihtiyat vakti. Şimdi Diyanet bir takvim açıklıyor. Takvim, saat açıklıyor. Arkadaşlar, hakikaten hocalarımız, yani Diyanet'in bu husustaki o temkini aslında herkese uygun olarak hazırlanmıştır. Bazıları diyor ki daha temkinli olmak lazım canım. Biz 7 dakika önce yapıyoruz. İftarı da 3 dakika geç yapıyoruz. Ya tamam da bir usul vardır bak. Bir usul vardır. Şimdi siz teknik bir soru sordunuz. Bu teknik soru avami olarak anlatılmaz. Ben de teknik cevap vereceğim. Herkese azimetle, herkese takva yoluyla muamele edilmez. Ruhsatla amel etmek lazımdır. Sen çok takvaysan, kendine özel, o meşrebin özelliği. Bizim hocamız derdi ki, bizim alim hocamız derdi ki, 10 dakika evvel imsak edin, 3 dakikada sonra şey yap. Sen yap onu. Ama herkese diye konuştuğunda, bunun asgarisi, azamisi arasındaki müşterek noktaya dikkat etmek lazım. Ez cümle şu. Siz şimdilik Diyanet'in açıkladığı saate riayet edin. Anlatabiliyor muyum? İnsanları da bu saate riayet etmiyor diye hiçbir zaman ikircikli, tartışmalı mevzularla üzmeyin. Allah rızası için. Yani ibadet edenleri de bezdirmeyin. Ve bu hususta da tartışarak hiç ibadetle uğraşmayan ama Ramazan olsun da şunlar birbirini yesin diye bekleyen insanların da ekmeğine yağ sürmeyin. Var mı böyle insanlar? Yok canım, ülkemizde yok. Yurt dışından falan diyorum. Bizim ülkemizde hiç böyle insanlar yok. Yani Müslüman, dindar insanların tartışmalarını gördüğünde bu ülkenin bir evladı sevinebilir mi hiç? Asla. Bizde böyle insan yok da. Hani yurt dışından da seyrediyorlarsa demek istedim. O gayrimüslimler falan. Onlarla alakalı. Yapmayalım bunu.